Karnı sulandırır, atar damarı hızlandırır. Bir kilo nar 2,5. 2 kilo alsa 5 lira. Bugün ne var? Şehir hastanesine gelse 50 lira parası gider. Vatandaş bilmiyor. Bilinçli değil. 2 kilo nar alsa 5 lira. Yesin. Vatandaş canına baksın. Ama az yesin, çok yesin. Mutlaka yesin. Sağlık reçetesi verildi ama her şey bununla sınırlı kalmadı. Her şey ortada. 3 kilo 10 lira, 5 kilo 10 lira. 5 kilo 10'luktan alırım ya. Bana mı kalmış pahalı mal almak? Sen söyle, var mı? Ben sana sorayım. Ben bilemem, biz size soruyoruz. Biliyorsun, sen de alışveriş. Sesinizsiz var mı? Hayır, ucuzluk yok. Her taraf yanıyor anam. Her şey ortada. Bana sormaya gerek yok. Herkes her şeyi görüyor. Doğru değil mi? Bugün Elazığ'ın Perşembe Pazarı'nda bulunuyoruz. Pazarın ve vatandaşların nabzını ölçmeye geldik. İşte pazardaki etiket fiyatları ve vatandaşlardaki son durum. Havucumuz 2, turplar 2, ıspanak 3, karnabahar 3, brokoli biraz pahalı 5 lira, soğan zaten belli, o 10 lira, o daha pahalı. Meyve, elmanın kalite 2 lira, 2,5 lira, en pahalısı 3 kilo 10 lira, en pahalısı. Portakal 2,5, mandalin yine 2-3 lira, sebze zaten kıştır, yesen de olur, yemesen de olur ama yine de ucuz 5 lira, 4 lira, iyi yani, pazar olmazsa vatandaş mal yiyemez. Limonumuz 5 lira. Bunlar 1,5 lira. Ondan sonra pırasa 4 lira. Lahana 4 lira. Ispanak 3 lira. Efendime söyleyeyim, havuç 2 lira. Bu da 2 lira. Turp, beyaz turp 3 lira. Kara lahana 4 lira. Marullar 2 lira. Soğan 10 lira. Tekerlemelerin söylendiği, gel vatandaş gel, her şey bedava sesinin yükseldiği pazar vatandaşı güldürmedi. Fiyatlar işte herkesin bütçesinin dışında. Kimsenin gücü yetmiyor. Alabiliyor musun meyve sebze? Ya işte 2 kilo alacağına 1 kilo alayım. Fiyatlar pahalıdır, pahalı. Düşsün mü fiyatlar? Tabii ki düşsün. Ne fakir fukara ne yiyecek? Fiyatlar nereden düşüyor? Kimde düşüyor? Ya fiyatı iyi olur mu? Fiyat kötü işte. Fiyatları nasıl buluyorsun? Valla fiyatlar çok pahalı yani. Düşmesi lazım yani. Bizim Elazığ gibi bir yerde yani çok pahalı. Ben geçen Ankara'dan geldim. Diyorlar ki o taraflarda mesela daha da şeydir falan. Ankara, Bilecik, geldim Sakarya. Bizim burası çok pahalı. Allah yardım etsin. Vallahi bir şey alamıyoruz. Emekli bir şey alamıyorum. Emekli bir şey alamıyorum. Fiyatlar çok yüksek ya. Çok yüksek ya. Çok. Allah yardım etsin fakir fukaraya. Vallahi billahi. Ha, bir kilo istersin, bir kilo. Kaç kişi yiyeceksiniz? 4 kişi. Yeterli mi? Yeterli değil. Cenab-ı Allah yardım etsin. Allah yardım etsin fakir fukaraya. Bir şey alınmaz. Valla bu hafta pahalı. Geçen haftaya göre bu hafta pahalı. Kaç kilo elma alıyorsunuz? 2. Kaç kişi yiyeceksiniz? Kaç kişi? Çok. 8. 8 kişi. Yetecek mi? Daha herkese birer tane düşer. Yeter. Valla fiyatlar pahalı. Yani insanlar ne yapsın? Burada 50 poşetle giden 2-3 kilo bir şey almıştır. 3-4 kilo alsan 50 milyon. 10 kilo alsan, heresinde bir şey alsan yani 100 milyon alım gücü yok insanlarda. Bizim eşim çalışıyor. Yani aylığı vardır. İyi kötü evim de var. İnan ki biz gençlemiyoruz. Ben bazen diyeyim insanlara, fakir fukara insanlara Allah yardım etsin. Pazarcılar meyvelerin tüketilip vitaminlerin alınmasını söylüyor. Vatandaş da fiyatların düşmesini istiyor. Bak, vatandaşlar gıdasını alsınlar. Almazlarsa bünye bağışıklık sağlamaz. Sağlamadığı için her gün hastalar. Hastane aciz etmişler. Servisler aciz etmiş. Toplum kendilerine aciz etmiş. Biraz kendine baksınlar. Param çok yoksa, pahalı mal yemiyorsam ucuz mal yerim ya. 10 liralık yemem, 5 liralık yerim ama yiyeceğim. Pazarda durum böyle. Cep yakan fiyatlar, alım gücü olmayan vatandaşlar, sağlığın için bol bol sebze meyve tüket diyen esnaf. Tartışılan fiyatlar pazarın zam şampiyonlarını ortaya çıkardı. Sebzelerden zam şampiyonu kilosu 10 liradan satılan yeşil soğan olurken, meyvelerden de kilosu 8 liradan satılan muz oldu.